now we have concert. Come, Harith, please. As I mentioned, this talented guy, he will now play in guitar, and this guy and me as well will accompany him. The song will be folk song, Sorry Gali. So, please meet us. Geçen bu çağında sen iste o kalında.
Merhaba anne, yine ben geldim. Merak etme, okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali okula gitmezsen annem çok kızar, merak eder demişti de onun için soruyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elinde sarımsak, sol elinde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi. Ağrıyan yanımın neresi olduğunu biliyorum artık anne. Hani geçen geldiğinde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da dantelli. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum, sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedi. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama soğuyanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçını örsün istedim. Babam öldü ama onunki gibi olmadı. Dantel yapı istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedi. Kızım iç dedi. Bana ne dedim? Ben de ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep annem beyazları renkli çamaşır kalkmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Of babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama anne, arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor, ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür. Kim bozuyor toprağını? Kim koparıyor çiçeklerini? İzin verme anne. Ne olur izin verme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktiriyorum. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, onu kokluyorum. Kimseye söylemem ama bazen de onunla konuşuyorum. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ha unutmadan, öğretmen yarın anneye anlatan bir yazı yazılacak dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızacak biliyorum. Ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben de diyorum anne. Toprağına bir sen de rüyalarıma gel deniyorum. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince soyanımın acısıyla uyanıyorum anne. Soyanım çok acıyor anne. İşte tam şurası. Soyanım çok acıyor. Ben seni çok özledim anne.